Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda sadaka belayı defeder mi ve insanın kaderi değişir mi? Bu konu üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunmaya çalışacağız. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam sadaka ile alakalı hayli ifadelerde bulunmuş. Mesela buyurmuş ki, mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmen senin için bir sadakadır. Kendi dolu kovandan onun boş kovasına boşaltman senin için bir sadakadır. Yoldan eziyet verecek şeyleri kaldırman senin için bir sadakadır. Ve hediye vermen senin için bir sadakadır. Güzel bir söz senin için bir sadakadır. Bütün bunları ifade ettikten sonra genel bir yaklaşımla şunu da ifade ediyor. Küllü maruf leke sadaka. Yani yapmış olduğun her bir iyilik senin için bir sadakadır. Demek ki sadaka sadece cebimizden 3-5 kuruş çıkarıp bir fakire, bir garibana verme olayı değil. Sadaka her türlü iyilik. Ve iyilikler gelen belalara bir paratoner görevi görebilirler. Ve bu noktada Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam şunu bize bildiriyor. Sadaka belayı def eder. Adeta bela böyle insana kilitlenmiş bir roket gibi, bir füze gibi insanın üzerine doğru geliyor. Ama insan o anda onun karşısına bir sadaka çıkarabilirse doğrudan doğruya artık kendine gelmiyor, havada infilak ediyor. Ve böylece o insan kurtulmuş oluyor. Burada kaderle alakalı belki ince bir nokta medarı bahsi olabilir. Peki bu durumda o insanın kaderi değişiyor mu? Hayır, değişmiyor. Kader neyse odur. Aslında belki biz kaderi de biraz yanlış anlıyoruz. Kader bizi zorlamıyor. Kader bizi serbest bırakmış, hür bırakmış. Biz tercihlerde bulunuyoruz. Kader bizim hangi tercihte bulunacağımızı biliyor. Yoksa belirlemiyor. Yani falanca şöyle yapsın demiyor kader. Falanca şöyle yapacak diye onu tespit ediyor. Ve bu kaderle ilgili kitaplarda ilim maluma tabidir şeklinde ifade edilir. Yani kim neyi ne şekilde tercih edecekse Allah onu biliyor. Yoksa öyle yapsın diye zorlamıyor. Mesela bir adam arabasına binse, meskun mahalden geçerken hızı en fazla 50 kilometre olabilecekken 120 ile oradan gitse ve radara yakalansa. Burada radarı suçlamanın bir anlamı yok. Radar sadece var olanı tespit ediyor. O 50 ile gitmişse 50 olarak tespit ediyor. 120 ile gitmişse 120 olarak tespit ediyor. Benzeri bir şekilde kader de bizi bağlamış bir şey değil. Aslında kader bizim önümüze çok tercihler sunuyor. Biz onlardan herhangi birini tercih ediyoruz. İşte bir insana da bir bela geliyor. Her insana bir takım belalar gelir. Çünkü hayat bunlarla devam ediyor. Muhakkak ki insana bazı yerlerden bazı şeyler gelecektir. Ama o insan bir sadaka vermişse gerçekten de o bela ona ilişmiyor. Diyelim bir trafik kazası oluyor. Normal şartlarda %100 ölüm gibi. Ama bakıyorsunuz ki yamuk hale gelmiş o arabadan insanlar burunları kanamadan kurtulabiliyorlar. Ve halkımız bu gibi durumları ifade etmek için derler ki verilmiş sadakası varmış. Gerçekten de öyledir. Normal şartlar altında benzeri bir kazada insanlar ölürken eğer onlar burunları kanamadan oradan çıkmışlarsa demek ki verilmiş kazaları var, verilmiş sadakaları var demektir. Ve bu şekilde o sadaka o belayı def etmiştir. Demek ki böyle durumlarda sadaka belayı def edebiliyor ama kader değişmiyor. Yani Allahu Teala onların o yönde tercihte bulunacağını zaten biliyor. Yani öyle bir bela onlara doğru gelecek ama o insanlar yapmış oldukları bir iyilik sebebiyle o beladan kurtulacaklar. Herkes şöyle hayatına bir bakabilir. Hayatına bir atfı nazarda bulunabilir. Bir film şeridi gibi hayatının kareleri gözünün önünden geçebilir ve zaman zaman %100 ölüm gibi durumlarla karşılaştığını düşünür. Gerçekten de her insanın başından çok önemli olaylar geçiyor ve o olaylarda bakıyorsunuz umulmadık bir şekilde insan kurtuluyor. Bu bir trafik kazası olabilir, ağır bir hastalık olabilir, bir depremden kurtulmak olabilir. Bu gibi felaketlerden bu insan kurtulabiliyor. Demek ki bir takım iyilikler daha önceden yapmış. Bu iyilikler onun karşısına çıkıyor ve onu kurtarıyor. Kötülükler de insana belayı celbediyor. Yani bir insan kötülük yaptıkça, Allah'a isyan ettikçe bunlar birikiyor. Neticede bir bela onun başına geliyor. Hani derler ya, insana bela gelmez Allah yazmayınca, Allah bela yazmaz kul azmayınca. İnsanlar haddini aşıyorlar. Bunun neticesinde taraf ilahiden bir bela geliyor. Anlatılır ki adamın bir tanesi ineğinin sütünü satarak geçiniyormuş. Bol sütü olan bir ineği var. Onun sütünü satarak geçiniyor. Biraz daha fazla kar edeyim diye işi sulandırıyor. Süte su katmaya başlıyor. Az az böyle su kattığından çok da belli olmuyor. Ama günün birinde dehşetli bir yağmur yağıyor ve onun ineğini sel sürükleyip götürüyor. Ve adamın katmış olduğu o sular, süte katmış olduğu o sular bir sel haline alıyor ve onun ineğini götürüyor. O kazanç kapısı elinden bu şekilde çıkmış oluyor. İşte herkes hayatına bu minval üzere bakabilir, bu tarzda bakabilir. Başına bazı şeyler geliyorsa acaba ben nerede hata yaptım? İnsan buna bakabilir ve hatasını gördükten sonra tevbe istiğfar eder ve bu şekilde o durumdan, o sıkıcı, sıkıntılı durumlardan kurtulabilir. Diğer alemde insanlara bu alternatifler gösterilecekmiş. Yani bir insan şöyle bir vaziyette şu tarzda hareket edebilirdi ama yapmadı. Eğer yapsaydı ne olurdu? Ve yapsaydı ne olurdu onlar da gösterilecekmiş. Öyle ki kafirler eğer karşılarına sunulan fırsatları iyi bir şekilde değerlendirselerdi cennette nereyi kazanırlardı? Bu onlara gösterilecekmiş. Müminler de kaçırdıkları fırsatları iyi değerlendirseler cennette daha üst makamlara nasıl çıkabileceklerdi? Bu gösterilecekmiş. Veya isyan etselerdi cehennemde nerede olacaklardı? Bu gösterilecekmiş. Dolayısıyla zamanın çarkları geriye doğru dönmüyor. Zamanın dolabını biz çeviremeyiz. Bizim keyfimize bırakılmış değil. Ama en azından fikir olarak, hayal olarak geçmiş zamana gidebiliriz. Geçmiş zamandaki bir takım hatalarımızı, kusurlarımızı görebiliriz. Ve oradaki o hata ve kusurlarımızı çok samimi bir şekilde kabul edip bunlardan dolayı Cenab-ı Hakk'a af talebinde bulunuruz. Yani ya Rabbi geçmişte böyle böyle benim hatalarım oldu. Bunları kabul ediyorum. Beni affet. Bu şekilde af talebinde bulunmak da bu da bir sadakadır. Ve Allahu Teala onları silebilir. Nasıl ki devlet zaman zaman af kanunları çıkarıyor ve af kanunlarıyla daha önce suçu olan kimseler o suçtan kurtuluyorlar. Mahkum olanlar hürriyetlerine kavuşuyor. Elbette Cenab-ı Hakk'ın saltanatında da devamlı tevbe kapısı açıktır. Can boğaza gelinceye kadar insanların dönme imkanları vardır. Kendilerine dönme fırsatları verilmektedir. Ve bu şekilde Cenab-ı Hak onlara bir takım fırsatlar sunmaktadır. İşte hayatımızda bize sunulacak fırsatların daha güzel olabilmesi için yapmamız gereken şeylerden birisi daima iyilik yapmaya çalışmak. Daima sadaka vermek. Ve konuşmam esnasında da dikkat çektiğim gibi bu sadaka sadece cebinden para çıkarıp vermek, maddi yardımda bulunmak değil. İşte bir insanın imanının artmasına vesile olmak, bir insanın gönlünü hoş etmek. Bütün bunlar da sadaka. Hatta mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmek o da bir sadaka. Günümüzde insanları üzecek epey olaylar oluyor. İnsanları genelde böyle asık çehreli görüyoruz. Ama asık çehreli bir insan yüzü mütebessim bir dostuyla karşılaştığında birbirlerine bir yansıma oluyor. Ve bunun neticesinde o da tebessüm etmeye başlıyor. Nasıl ki birisi esnese bu esneme bize de sirayet ediyor. Biz de gevşeklik hissediyoruz. Karşımızdaki muhatabımız eğer tebessüm etmiş olsa onun tebessümü o da bize yansıyor. İşte mümin kardeşinin yüzüne tebessüm etmek o da bir sadaka. Durum böyle olunca sadaka vermek için bol bol hepimizin imkanı var. İşte bir insan diyelim otobüse bindi. Otobüste arkadaşıyla beraber sohbet ederken rastgele konular konuşmak yerine faydalı konuları konuşsalar bu da bir sadakadır. Bir adam yolda giderken diyelim arabasıyla gidiyor. Orada bir garibanı görse, arabasını alsa gideceği yere götürse o da bir sadakadır. Yani hayatta bize sunulan bu şekilde pek çok sadaka imkanları vardır. Bunları iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Konuşmamı sadaka taşları örneğiyle bitirmek istiyorum. Osmanlı döneminde camilerde sadaka taşları olurmuş. Zenginler oralara para bırakırlarmış ve fakirler oradan ihtiyaçları kadar parayı alırlarmış. Tabi o zamanlar altın para var veya gümüş para var. Çok da değerli. Zenginler doğrudan fakire muhatap olmuyor. Belki muhatap olsa fakir bir eziklik duyabilir, minnet altında kalabilir. Psikolojik böyle bir durum olmasın diye zengin kime verdiğini bilmiyor. Fakir de kimden aldığını bilmiyor. Sadaka taşından ihtiyacı kadar alıyor. Gerisi orada kalıyor. İşte bizim medeniyetimizde sadaka gerçekten çok önemli bir olaydır. Tarihimizde bunun çok güzel örnekleri vardır. Günümüzde de bazı güzel örnekleri yaşanmaya devam etmektedir. Cenab-ı Hak ömrü sadaka vermekle, güzel şeyler yapmakla geçen bahtiyar kullarından bizleri eylesin. Bir başka programda görüşmek üzere. Hayırlı günler diliyorum.